Herkese merhaba. Sürekli bana bu tavuk dünyasında yediğiniz tavukların tarifini soruyorsunuz. Ya siz istersiniz de ben yapmaz mıyım peki? Hazırsanız size tavuk dünyasındaki kekiklim tavuğunun tarifini vereceğim. Ben normalde sadece bir yemeği yapar çıkarım. Şimdi yanında yeşilliğini, makarnasını vesairesini hazırsanız başlıyoruz. Ben tavuk göğsünü birazcık kuru bulduğum için yine buttan yapacağım. Makarna var ama şu taze kekiği bulmaya çalış. Bu önemli. Bir de yarım paket krema kullanacağım. Bunlar önemli. Ha yoksa kekik takılma. Normal kekikle yap. Hiç sorun olmaz yani. Ama bu bir tık daha üstte olacak. Şimdi başlayalım. Şimdi bütün tavukla tavuk ayıklamayı gösterdim ben. Ama yine göstereyim şöyle. Bak derisini tuttun. Gördün mü? Şöyle çektin. Hemen geliyor zaten. Sonra şuradan gir. Bak. Gördün mü? Tulum çıkartır gibi çıkarttık. Sonra şurada yumuşak et var. Bol. Oradan girdin. Şuradan tut. Azıcık yukarı kaldır. Bak kıkırdak çıktı. Kemiğe yakın bir şekilde sıyırıyorsun. Gördün mü? Sonra şuradan giriyorsun. Kemiğe yakın kısmından. Hep bıçak böyle kemiğin yanında gezsin. Hisset kemiği. Gördün mü bak. Sonra aynen yine bu taraftan. Kemiğin yanlarını açtıktan sonra tutuyorsun bak. Şöyle kemiğin altından girdin. Gördün mü? Şurada bir tane kıkırdak var. Kestin. Çıktı. Kaldı ikincisi. Şöyle yanını aç. Sonra yine onun böyle alttan gir. Açtın. Şimdi burada şu dışında sinir var. Ve burada şöyle hani eşil tendonluğu derler. Onlardan var. Burada yapacağın şey şu. Kesmiyorsun. Bak. Şöyle çektire çektire. Bak gördün mü? Çıktı. Bunlar çok zor çiğnenir. Şöyle. Bak bunları ve şu siniri alma. Sonra geldi yavruya. Bunu büyük büyük lokmalar halinde doğrayacağız. Ne olur kapımızın önüne bir kap su koyalım. Bir de bu tip kemikleri atmayalım. Sokak hayvanlarına şöyle poşetleyip bak. Ben buzdolabına koyuyorum. Ertesi günde gidip köpeklerime veriyorum. Sen de çöpe attıklarını iyi düşün. Senin ihtiyacın olmayana ihtiyacı olanlar var bu dünyada. Sana güveniyorum. Ne olur israf etme. Sen de bir hayvanın karnını doyur. Tavayı yağlayacağız ama. Bak önemli bir ayrıntıdır bu. Tavuğun tabakta yağlanması çok önemlidir. İlk önce burada birazcık yağla. Sonra tavaya koyacağız. Hangi sebzeleri koymak istiyorsan onları koyabilirsin. Hepsini iç içe koyalım. Şimdi biberleri nasıl yapacağız biliyor musun? Böyle incecik. Neden? Çünkü bunlarla çok uğraşmak istemiyorum. Hemen en sonda bunlar böyle hızlıca pişsin istiyorum. Sivri biberleri de bak şöyle. Gördün mü? Bunlara eşlik etsin istiyorum. Şimdi biraz da kekik ayıracağız. Ama bu kekiğin otları birazcık sert olur. Başlarını şöyle tutup çekeceğiz. Kekiklerimizi ayıracağız. Kekik birazcık bol olsun. Buna acayip yakışır. Evet. Şunları da şöyle bak.
O saplı olanlar kesilsin. Tavuklardan başlayalım. Gelsin tavuklarımız. Bak karıştırmıyorum. Sadece böyle tabanın hepsinin değdiğini gördüm. Sonra bıraktım. Burada su kaynadığı zaman içerisine birazcık tuz attım. Tuz onun kaynama noktasını birazcık daha yüksekte tutacak. Tavuklar artık altları pişince şöyle başla karıştırmaya. Böyle göz kararı. Tam bize porsiyonluk yetecek kadar makarna. Eğer varsa sarımsak koy. Hafif kimyon, birazcık karabiber. Bu aşamada kekikler gelsin. Bunun içerisine yarım paket, ben iki tane buta, yarım paket krema koyuyorum. Şimdi krema işin içerisine girdiği zaman olay sulandı, gördün mü? O tavanın dibindeki tutmalar da ne oldu? İşin içerisine girecek. Bak gördün mü? Krema dibini toparlıyor. Şimdi çok kısık ateşte bunu çektire çektire kremayı yağa dönüştürmeden şöyle çevireceğiz. Bu tamam. Şimdi şöyle servis tabağına bunu alalım. Kremayı hepsini almaya çalışmıyorum bak farkındaysan ve altını da kapatmadım. Şimdi krema tavada kalan kısmı ne oldu? Yağa dönüştü. İşin içerisine biberler giriyor. Makarnamızın suyu var ya bak burada. Ve o girdi. Ne kadar? Bayağı böyle 2-3 kaşık. Oba. Bak şimdi. O su ne yapıyor? Bunun dibindeki o lezzet patlaması var ya. Onu biberlere geçirecek. Gördün mü? Aynen eşlik etsin diye sarımsak, kırmızı toz biber, daha bitti mi? Bekleyin geliyor. Şimdi bak, makarna oldu gördün mü? Dibinde su kalmadı. Buna şu aşamada bak, birazcık yağ koy şu kadar. Sonra bunu karıştır. Fena fena. Of. Bu tamam. Bu da gelsin tabağa servise. Şimdi biberler diyor ki abi ben diyor olmaya başladım. Ama bana öyle bir dokunuş yap ki beni fezaya çıkart. İşte o da balzamik sirke. Şahane olur. Şahane. Of, bir anda var ya, bak alışık olmadığınız bir koku, balzamik sirke dediğiniz olay marketlerde 7-8 lira alın, aylarca durur. Şöyle tabağın yanına birazcık da biber alalım. Evet, şimdi merak ettik değil mi? Önce şu tavuğun tadına bakayım. Sarımsak, krema ve kekik. Bu üçlü üç silahşörden daha etkili yani. Makarnamız. Ama en çok sevdiklerimden bir tanesi de balzamik sirkeyle tavanın dibini sıyırmak. Biz buna vay 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 deriz. Başka bir şey demeyiz. Arkadaşlar istediğiniz tarifleri bana yorumlarda yazın. Eğer bu tariflerin gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basın ki anlayayım. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.